Merhaba, 24. günün hareketine hoş geldiniz. Loş ışıktan dolayı kusura bakmayın, hareketi görebileceksiniz. Ancak tabii ki buraya hala Antalya'da otelde olduğum için ışıklarımı getiremedim. O nedenle çok net bir görüntü yok ama bence güzel bir ortam var. Yani hafif loş bir ışık var, güzel bir manzara var, en azından güzel bir hava var. İçinizin açılmasını istedim. Ve burada da hareketi bırakmıyoruz tabii ki. Bugün 24. günün hareketi var. Bugün nasıl bir şey? Biraz kollara, üst gövdeye yükleneceğiz hareketi yaparken. Ama tabii ki ne kalçalar da çalışacak. El bileklerinde sıkıntısı olanlar, her zaman söylüyorum, dirseklerin üzerinde durabilirler. Hareketi o şekilde yapabilirler. Ben şimdi göstereyim. Arada dirseğimin üstüne inmek durumunda kalabilirim. Hareketimiz çok kolay değil. Sanırım ben de dinlenmek zorunda kalacağım ama bakalım. Yine peşinden konuşmayalım. Sonuçta bu bir challenge, bu bir meydan okuma ve yaparım, başarırım diyorsanız yapabiliriz. Evet, hareketi gösteriyorum. Biz daha önce bunu bu şekilde yapmıştık. Bugün hareketi azıcık daha böyle bir tık zorlaştıralım üst gövde için. Pozisyonumuz bu. Yoga'da aşağı bakan köpek ve dinlenme pozisyonudur yoganın aslında. Kollara, üst gövdeye çok yük bindiriyor. Özellikle şunu yaptığımızda biraz öne gidiyorum. Şu. Evet, hareketimiz bu. Şimdi bunu önce sağ bacakla yapacağım. Hadi bakalım. Al nefes. Verirken başla. Bir. Güzel. İki. Nasıl? Hareketi deneyenler nasıl hissediyoruz? 5. Hem üst gövde aktif hem alt gövde aktif, bizi gerçekten terletecek, yoracak, zorlayacak güzel bir hareket. 10 oldu bile. Evet. Ama yine çok zaman almayacak bir hareket. 1 saniyenin içinde yapıp bitiyor. Evet. Biraz el bileğine dediğim gibi yük bindiriyor. Onu hemen göstereyim alternatifini. 20 olsun. 20. 20'de mesela şu. Şu şekilde durabilirsiniz. El bileğinde sıkıntısı olanlar. 22. 30'a kadar bu şekilde yapayım. 27. 28. 29. 30. Tekrar kalkıyorum. Hareketi normal haline getiriyorum. Biraz da matım kayıyor. Diğer bacak gerçekten. 32. Zorlandı. Azıcık öne gireyim. 33. 34. Çaktırmadan kısa kısa dinleniyorum. 36, 37, 38, 39, 40. Bu arada alttaki bacağıma güzel bir germe yapıyorum. Şurayı seteyim. 43, 44, 45. Alttaki bacağın arka kas grubu geriliyor. 50. 50'de bir miktar dinleneceğim. Gerçekten dinleneceğim. Çünkü terledim. Oh. Bayağı yoruldum. Kollarım, omuzlarım yoruldu. Tüm vücudu çalıştırıyoruz aslında biz. Challenge yapıyoruz ama bütün vücudun aktif olduğu güzel hareketler oluyor. Gün içinde 10 dakikada olsa egzersiz yapmış oluyoruz. 50'de kalmıştık. Devam ediyoruz. 51. 52. Ben bunları kesebilirim de. Size sanki hiç dinlenmeden yapıyormuş gibi de gösterebilirim. Ama öyle göstermek istemiyorum. Sonuçta ben de zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bunlar çok doğal. Azıcık dinlendik diye de hareketin etkisi falan azalmıyor. Korkmayın. 70. Güzel. Şöyle gideyim. 72. 73. 74. 75. Orada zorunlara vermek zorunda kaldım. Anlayanlar varsa bilmiyorum. Çünkü telefonum çaldı. 80. Son. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Devam. 9. 8. Karın sıkı. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Güzel. Sağ bacak sona erdi. Gerçekten terletiyor. Ara verseniz bile oh, bütün vücudu nasıl cayır cayır yakıyor ve terletiyor. Böyle olan hareketleri daha çok seviyorum. Aslında sadece tek başına kalça çalışmış olmuyoruz bunu yapınca.
Burada üst kol, omuz, karın, kalça, bacak, alttaki bacak, üstteki bacak. Hepsi aktif yani. Gerçekten çok güzel bir tüm vücut egzersizi oldu. Çaktırmayın, kalça challenge ama bir yandan kalçamızı kaldırıyoruz ve kalça aktif yani. Sağ bacak, kalça aktif çalıştı. Şimdi sıra sola geldi. Ama tabii burada tüm vücut yorgun. Güzel. Tekrar pozisyonu aldım. Şöyle bacaklarım, topuklarımı aşağıya doğru indiriyorum ve arka bacak kas grubundaki germeyi hissediyorum. Ve şimdi öne geleyim. Bu bacak. 1. Çok iyi. 2. 3. 4. Her şey başlangıçtaki gibi olsa. 6. 7. 8. Kaldırabildiğin kadar. 9. 10. Zaten hareket ilerledikçe küçülüyor. Elimizde değil. Hareketin açısı, range'i düşüyor biraz. Olsun. Yapalım hareketi yeter ki. 20. Güzel. Devam ediyorum. 26. Nasıl nefes nefese bırakıyor? 30. Güzel. Alttaki bacak yanmaya başladı. 38. 40. 20. Dediğim gibi elleri acıyanlar dirseklerin üzerine bu şekilde geçebilirler. Bir de böyle deneyeceğim. Aslında şu an dinlenmeye ihtiyacım var. Dinlensem mi dinlenmesem mi diye düşünüyorum. 60 da dinleneceğim. Çok kısa sürede olsa dinleneceğim. Çünkü gerçekten nefes nefese bırakıyor. Ve çok ideal ediyor. Son 40 kaldı. Hiçbir şey yok. Hareket bitecek. Aslında sadece 40 saniyelik bir olay. 1,5 dakika gibi bir şey. Sabredeceğiz. Hadi bakalım. 39. 39. Geri sayım başladı bile. Nasılız? Bırakma 30. Az kaldı, tam azıcık dinlen. 29. Kendime söylüyorum. Sizler ne alemdesiniz? 20. Bunu yapabiliriz. 15. Ve 10. Azıcık diğer bacağımı dinlendirdim ve geri sayım harika. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hızlanıyorum, çabuk bitsin. Gerçekten tüm vücudun çalıştığı harika bir egzersiz oldu bugün. 24'ü yaptıysanız zaten challenge'ın büyük çoğunluğunu yaptınız demektir. Bakalım yarın menümüzde hangi hareket olacak? Merakla bekleyin, paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.